Bugün nelerden bahsedeceğiz? Ee, lojistik sektöründeki antropo operasyonlarından bahsedeceğiz biraz. Çok güzel. Konuğumuz ekolojistik antrepo departman lideri Levent Rakunt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, 1972 doğumluyum. Ee, babamın memur olması nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşama şansı buldum. Ee, 1992 yılında Gümrük müşavirliği sektörüyle tanıştım. E, 2009 yılına kadar çeşitli e, ithalatçı firmaların gümrük müşavirliği hizmetleri verdik. 2009 yılında e, yetkilenmiş gümrük müşavirliği sektörüne girdim. 2010 yılından beri de e, antep işletmeciliği sektöründeyim. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ e, lojistik sektörünün önemi pandemi sürecinde daha da iyi anlaşıldı. Evet. E, hatta Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Evergreen e, gemisi bütün e, dünyadaki lojistik sektörünü e, yakından ilgilendirdi ve etkiledi. Evet. E, ülkemizde de çok önemli bir sektör gerçekten. E, çok ihtiyaç var. Gündelik hayatımızı da çok etkiliyor. Öncelikle antrepo nedir? Türkiye'de kaç adet antrepo bulunmaktadır. Bu konularda bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki. E, antepo e, gümrük mevzuatı kapsamında e, özel işletme tarafından işletilen, özel şirketler tarafından işletilen e, gümrüğün e, mevzuatı doğrultusunda gümrük idaresinin denetimi altında işletilmekte olan e, gümrüklü saha diyebiliriz. E, i̇ki tip genel olarak yaygın olarak kullanılmakta olan iki tip antepo mevcut. Birisi A tipi dediğimiz genel antropolar yani e, her e, ithalatçı firmanın eşyalarını konulabildiği alanlar. Bir de C tipi dediğimiz özel e, antropolar mevcut. Bu genellikle bir tek bir firmanın e, üretim üzerinde çalışan bir firmanın üretimini desteklemek için e, kendi ham madde ya da yan ürünlerini koyduğu e, antropolardır. Evet. Peki antrepo işletmeciliğinin daha verimli yapılabilmesi için e, neler uygulanabilir iletebilir misiniz? E, aslında çok kapsamlı bir hı hı. E, soru bu ama e, bu dönemde bizim antrepo işletmeciliğinde 48 saat uygulaması denilen bir evet. uygulama söz konusu. E, bu şu anda e, verimliliği oldukça olumsuz etkiliyor. Şöyle bir şey normalde e, ...antropo beyannamesi verilmiş olan bir eşyanın antropoya alınması mümkün. E, ancak bir araç içerisinde e, birden fazla eş, e, firmanın eşyası olduğu takdirde... ...bir firma antropo beyanlamesini veriyor ama başka bir firma vermediği zaman... E, ...her e, antropo beyannamesi verildiğinde aracın rampaya yanaştırılması... ...tekrar indirilmesi ve mühürlerin tekrar kenara konulması gerekiyor. Ki bu e, hem antropo işleticisi açısından hem nakliyeci açısından verimliliği oldukça olumsuz etkiliyor. Ee, aslında geçmişte e, yapılan bir uygulama vardı. Parsiyel taşımacılık yapılan e, araçlarda antipo beyannamesi beklemeden boşaltılabiliyordu. İki gün artı bir günde ek süre vererekten üç gün içerisinde antipo beyannamesi verilerek e, antipo alınabiliyordu eşyalar. Eğer bu süre zarfında antipo beyannamesi verilmeyen eşyalar olsa gümrüğün geçici depolama alanına sevk ediliyordu. Bu şekilde hem antepo işletmeciliği daha verimli çalışabiliyor, tekrar bir personel maliyetine uğraşmıyor. Hem de esas önemli olan nakliye firmalarının araçlarını ihracata daha çabuk kazandırabiliyorlar. Ama bu şekilde şu andaki mevcuttaki uygulamada bir aracın 3 gün belki de 4 gün kadar uzun ihracata gidememek gibi bir durumu oluyor. Çok uzun bir e, süre. Kısadı gayet olan Gümrükli Antepo İşletmecileri Derneği'nin bu konuda bakanlık nezdinde ciddi bir çalışması var. Muhtemelen yakında eski uygulamaya geçilecek diye ümit ediyorum. Evet. E, dijitalleşme yaşandı mı lojistikte? Tabii zaten dijital önemli. bir çağda yaşıyoruz. Evet. E, hem lojistik dijital dönüşüm her sektörde uygulanıyor. Tabii ki, tabii ki aynen öyle. E, sizde de var çok tabii güzel. De. E, bir de gıda sektörü çok hassas değil mi? Yani onun lojistiği. Tabii gıda ve sağlık e, ikisi de evet. hem e, sıcaklık kontrolü hem de zaman tasarrufu gereken bir e, lojistik. Çok hassas konular. Peki yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası uygulaması e, nedir ve antrepo işletmeciliğine etkileri nelerdir? E, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası e, çok uzun bir konu ama şöyle anlatayım. Hı hı. E, Gümrük e, Bakanlığı'nın belli e, kriterleri sağlayan firmalara verdiği e, biz bu firmaya güveniyoruz adında bir belge diyebiliriz. Yetkilendirilmiş gümrük, yetkilendirilmiş şey, yükümlü sertifikasının Antipo işletmeciliğiyle direkt bir bağlantısı yok. Ancak e, bazı konularda hani şöyle izah edeyim, Antipo e, her ikisi de e, belli bir alanı e, gümrüklü alandan e, işlemler görülüyor. Antipo sahasında antrepo beyannamesi veriliyor ve süreç biraz daha uzun olabiliyor. Ancak yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası kapsamında işletilen izinli alıcı veya izinli gönderici alanlarında ki gümrük süreçleri biraz daha hızlı yürütülebiliyor. Evet. O hızlılaştırması gayet evet, güzel. Evet. Peki antrepo işletmeciliğinde nelere dikkat edilmeli daha verimli ve hızlı çalışmak için? Ee, bir defa antrepo işletmeciliği demin de bahsettiğim gibi ee, gümrük mevzuatı kapsamında ve gümrüğün denetiminde olan bir e, alan olduğu için olmazsa olmazı mevzuatın yakın takip edilmesi lazım. Gümrük mevzuatının devamlı değişiyor, değil mi? Evet. Bir de ülkeden ülkeye de değişiyor. Tabii ki. De. Yani e, gümrük mevzuatının e, yakından takip edilmesi lazım ve e, bu e, mevzuattaki değişikliklerin operasyona e, hızlı bir şekilde e, aksiyon alaraktan gerekli değişikliklerin yapılacak bir ekibin olması lazım. Sağlam bir ekibin olması lazım. Bir de dediğim bahsettiğiniz gibi dijital bir çağda yaşıyoruz. Evet. O dijital, dijital dijitalliği de e, entegre bu konuya ekleyerekten Hı -hı. daha hızlı aksiyon alınması gerekebilir. Kesinlikle. O zaman daha hızlı oluyor. Tabii ki. Değil de. mi? Kesinlikle. De. Peki antrepo işletmeciliğinin geleceği hakkında neler söylersiniz? Neler yapılabilir? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani aslında e, bu biraz bir öngörü olacak ama ee, malum bir pandemi dönemi yaşadık. Evet. Ee, ve bu dönemde ciddi derecede önem kazanan bir e, sektör vardı. E-ticaret sektörü. Kesinlikle. Ee, gümrük mevzuatında e-ticaret e işlemlerinin yürütüldüğü elektronik ticaret gümrük beyannamesi e uygulaması vardır. Demin bahsettiğim yetkilendirilmiş e yükümlü sertifikası kapsamındaki izinli gönderici alanlarından ETGB işlemleri yapılabiliyor. Eee Şöyle bir şey yapılabilir belki bir mevzatsal tabii uyarlama yapıldıktan sonra. Yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası sahibi olan antrepo işletmecilerinin antrepo sahalarının belli bir bölümü yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici veya izinli alıcı operasyonuna ayrılarak hem ETGB işlemleri hem yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası kapsamındaki izinli alıcı ya da izini gönderici e, operasyonlara aynı saha içerisinde yapılabilirse mevzuatsal düzeyde değişiklik yapıldıktan sonra hem e, iki ayrı alanın bir alana e, toplanmış olmasından metrekare maliyetleri düşürülecek hem de e, aynı gümrük idaresi kontrolünde olan iki ayrı alanın denetimini kontrolü yapan memurların üzerindeki iş yükü daha bir azalacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki antrepo veya lojistik sektöründe işe girecek olan kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, asla bakarsanız iş dünyasına girecek olan kişilerin hı hı. bir defa öncelikle ne olursa olsun e, doğru ve dürüst e, çalışması Güven gerekiyor. Güven kazanacak. Güven Tem, müşterinin kazanması güvenini gerekiyor. güvenini kazanacak. Hem Uzun vadeli iş yapmak için. Tabii ki de. Hem müşterinin hem de... Evet. E, Bizim sektör için antrepo için söyleyeyim. Gümrük idaresinin de güvenini kazanmak lazım. Kesinlikle. Yetkilenmiş ürün sertifikası da zaten bu kapsamdaki firmalara verilen bir özel e, izin gibi bir şey diyebiliriz. Evet. Ama demin de bahsettiğim gibi olmazsa olmazlarından biri mutlaka ama mutlaka mevzuatın takip edilmesi. Yani uluslararası lojistik, antrepo, e, dış ticaret bunlar hep mevzuat kapsamında yürütülen işler olduğu için olmazsa olmaz mevzuatın mutlaka takip edilmesi lazım. Kesinlikle. Güvenlik konusunda sorunlar yaşanıyor mu? Ee, mesela sakıncalı maddelerin eklenmesi falan gibi o konularda da herhalde gerekli e, çalışmalar yapılıyordur, taramalar. Tabii ki yani zaten sınır e, gümrüklerinde e, X-ray cihazlarından geçiyor araçlar. Dolayısıyla hani oradaki bütün e, güvenliği bakanlık sağlıyor. Onlar ama ülke içinde de yine herhalde Tabii ki. yapılıyor değil Tabii mi ki. Tabii ki. o kontrol. Çünkü büyük bir sorumluluk gerçekten hiç beklenmedik sürprizler yaşanabiliyor. O açıdan çok önemli. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, Başta aslında söylemeyi unuttum ama e, Business Channel TV e, kanala ve size nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu sayede e, kanalınız sayesinde çeşitli iş kollarının birbirlerini tanımasını sağlıyorsunuz. Çok teşekkür evet, ederim. Sağ rica olun. ederiz. Bugünkü konuğumuz ekolojistik antrepo departman lideri Levent rakuntu Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.